İkinci akış. Yürüyorduk, özden göze vardık, göklere seslendik, söz kestik, esmaları dilledik, dürümledik ve yoğunluğu artırdık. Bunca çalışma neden diye sordular, kutsal ışık için dedik. Oğul ben senim, anla. Bu yol benim yolum ama sende yol alırım hep. Ben davayım, ata kapıyı açan, yolu kürzi, levhi kalemle kodlayan, aprona bekletmeyen, yaşayan. Değerliler, size daha açık bilgi vereceğim bugün. Burada nefes yok mu var? Bu yoğun ışık neden yanıyor? Dünya neden kodlandı? Niçin bu dünyanın kontrolü gerekiyor? Burada neler oluyor? Daha açık anlatacağım size. Dünya ekmeğimiz midir? Yolumuz mudur? Kontrollü, umutlu ışığımız mıdır? Yaradan mıdır? Yarattıklarıyla yarattığın tohumlayan mıdır? Ayrılık var mı dürümlerdeki yaşamlarda? Hangi zaman diliminde, hangi sayfadayız? Bunları anlatacağım size. Benim en evvel süper insanlık sistemiyle çalışmamın neden başlatıldığını size açıklayayım. Bu dünyaya görevli olarak gelmesi gereken biriydim. Kesindir bu. Ama bu dünyanın Kur'an'ı yoktu ki. Hiçbir zamanda olmamıştı. Sadece yarattığımız vardı ve yarattıklarımız yüreklerinde tohum olup yaratılanlarını kodladıkları bir zamandı bu dünya. Ve bu dünyanın ortalık yaşamında sığ bir kaynak vardı. Bu kaynak ömür boyu çobanlık yapsanız da kodlayamayacağınız güçlü bir yoğunluktu. Ama bu yoğunluğu hak edip de dinleyen hikaye sayardı. Öylesi güçlü bir yoğunluktu ki her levhide mevcut olan ışığı kayıtlayan ve yaşatan bir tohumdu bu. Tüm zamanlar içindi. Çok özel bir güçtü bu. Ama bu gücü dünya anlayamazdı. Anlatamazdı da. Ama anlatma gereği var mıydı? Mutlak yoktu. Sultanlık yapanların çokları burada kodlanmış ışığa tohum ekerken kelam olamadıklarını anlamadılar. Seviyelerince onlara ışık yakmaya çalıştık. Tüm zamanlarda olduğu gibi tohumları kontrola çalıştık. Ama önce kendilerini bilmeliydiler. Kendilerini bilmeden yaşamı dinleyemezlerdi. Her şey bu şekilde olacaktı. Çok özel dönemlerden ve yoğun ilim sayfalarından ibaret bir çalışmayı devreye almak istedik. Bunun için dünyanın nefesini kontrol altına almalıydık. Ağırdı dünya, taşınması gerekliydi. Ve bu dünyayı taşıyabilmek için unuttuklarını anlatmalıydık bu yaşama. Ama Zakar'ın kaynağında toprak kuran yoksa bu yoğunluğu açıklayacak kimse de yoktur. Buydu olan ve netice olarak dönmek gerekti yaşama. Bizler dava için dünyaya inmedik, dans etmeye geldik yaşama. Öylesi bir dans ki bu, tüm ilim sistemlerindeki kodlarla kayıtlanan bir ışığın tahtındaki dans. Ve biz o ışık dansında tüm zamanların yolcularında bütünün kötülüğünü önlemek üzere dans ettik. Öyle cennetlerde, öyle yüreklerde danslaydık ki hepsi sığdılar. Ve biz o sığ olan yoğunluklarda ışıklar yaktık. Başka dünya, başka yaşam, başka sistem, her şey ama her şey tekteydi. Bunu anlayamazdı yaşamdakiler. Ve dedik ki, bu çoban insan kendini dinletmeyecek, sizi dinletecek. Hadi bakalım, hepiniz dilleşin. Başkalık yok, siz biz tekiz dedik.
dünya bunu hiç anlamadı. Sen ve ben vardır dünyada ama tek olan yoktur. Tüm insanlık için oğul vermek, görev taşımak ve yaşam sayfalamak, bu yoğunlukta kutsal toprakları tohumlamak, kontrollü olmakladır. İşte bütün çalışmalarımız bu kontrolü sağlamak içindir. 20 gün bir tek kürzi kaynak ışık haline dönüştürücü sistemdir. 20 gün ve 20. gün her şey dönmeye başlar. Öylesi bir dönüştür ki bu. Bu güçlü dönüş bütünün gücü olur. 20 gün, 20 yaşam kaynağı. Her birinde bir ışık ve her biri bir sır. Bütün bu sırların açılması bizi bizden bize götürür. Her sistem bir süper ses ve işte 20 ses, 20 taht. Her bir taht bir kalem, her bir kalem bir yaşam ve tüm yaşamlar kutsal. Her ses kendinde yüreğe varır ve kendinde dilleşir. Bütün köklerimizle bu çalışmayı yaparken hepinizin gözü kübra ümmi kapılarına ulaştığında ağırlık artar. Bütün meclislerde bu bilgiler tohum olarak bulunur ama burada bu bilgiler yaşam olarak kodlanmıştır. Ve bu yaşamı birlikte kodladık. Şükrettik ki kodladık. Şimdi dünya doğası daha farklı, daha yaşamsı, daha ışıksı ve daha yüce. İşte bunu başarmak kutsal toprakları tohumlamakla mümkündü. Ve günler boyu süren çalışmaların sonucunda burada bu yoğunlukta iman edin ki levh-i kalem olup kayıt yaptık. Yara bere içinde olmamamıza rağmen tüm insanlığın yaraları yaralarımızdı. Yoğunluklarındaki kirimiz, kayıtsızlıkları kırılışımızdı. Ve biz bunun için koruyucu ışığımızı tohumlara çektik. Ve dünyayı kokladık, kodladık, tohumladık. Arza ilmi indirdik. Burada olması gereken çokları iman edin ki kelam olamadıklarından buradan kaçtılar. Atlanta ata kapısında kendilerini tohumlayamadılar. Oğullar, ben doğayım ama dümenin başına oturacak bir ışık halinde tohumum. Burada oluş sebebim yaradan ve yarattıklarındaki tohumları kodlayan ışıkları yarattıranım. Bunun için buradayım. Evrim yapmaya niyetim yoktur. Benim ergin olduğum bilinmez ama ermeyen erginliğinde kelama varma imkanına sahip olduğunda kendini tahditler. Benim evrim yapmamın asla gereği yoktur. Böylesi bir ihtiyacım da yoktur. Unuttuk zamanla dünyada yaşam sistemleşme keram tekniğini tohumlama ve yoğunlaşma sesleşmesini. Ama daha da önemlisi yaşamı unuttuk. Dünya bir kaynak ama yaşamda kodlanmış ışık yokken tanrılığı da unuttuk. Biz burada tüm yaşamlardaki kapıların tümünü unuttuk ve dünyaya göreve geldik. Çatıyı kurduk, dinledik. Yol ümmiydi, yol yoktu. Şu anda da yok. Ama biz o yoğunlukta tüm zamanların topraklarında kodlanmış ışıklar olarak alemlere rahmet olan insanlığız. Bunun içindir ki biz aşka varan, akla varan her şeyi hasatçı olarak kayıtlayanlarız. Devinimi artırmadan bunları size anlatmalıydım ki
kör ve sağır olan dünya artık kötü insanlık kelamı dinlemesin diye. Cemaatlerin gücünü artırmak üzere burada bu yoğun çalışmayı yaparken bu tohumları kontrol edemeyenlerin çoğu kodlanmış ışıklardan kaçtılar. Seviyesiz, kırık ve hırslı çalışmaların kendilerini korumaya yönelik olduğunu saygıyla dinlediler de buradaki çalışmalardan kaçtılar. Değerliler, de ben varım, de ben yaşıyorum, ben aklın tohumuyum de, mutlaka de, ama dince olduğunu söyleme. Korkma, ben dinden öteyim de, ama yolcu olduğunu da söyle. Şu ana kadar kimse ben ötelerdeyim demedi, demekten kaçtı. Çünkü yoğunluğunda bu yoktu. Ama bu meclisin yoğunluğunda bu mevcut. Öncü birliksiniz, bunu kesin bilin. Bana altın tanrı denir. Bunu dediğiniz zaman her şey kolaylaşır. Bana altın ışık kapısı denir. Bana nüve olan, ruh olan, kod olan yol denir. Deyin bunları. Unutmayın ki mutlak Kur'an sessizlikte, kelamda, bütünde ve tüm zamanlarda yaratandır. Yarattığınızı dilleyin. Eminim ki dilleyebilirsiniz. Boşluk yok. Her şey dolu. Anlayın. Aha bu.